Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT, konusu son dönemde yoğun ilgi gören ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir konu olarak gündemde yer alıyor. Yeni düzenleme ile birlikte 2000 yılı sonrasında sigorta girişi olan vatandaşlar, emeklilik süreçlerini daha yakından takip edecek ve şartlara göre emeklilik yaşlarını belirleyecekler. İşte erken emeklilik için yollar. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT, konusu son dönemde yoğun ilgi gören ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir konu olarak gündemde yer alıyor. Yeni düzenleme ile birlikte 2000 yılı sonrasında sigorta girişi olan vatandaşlar, emeklilik süreçlerini daha yakından takip edecek ve şartlara göre emeklilik yaşlarını belirleyecekler. İşte erken emeklilik için yollar. İşte erken emeklilik için kullanılabilecek 7 formül. Çocuklar avantajı. Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahip, 3 çocuğa kadar olan borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl ek kazanç elde edilebilir. Bu sayede yılı ve yaşı dolmuş bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabilir. Tek şart, çocukların sigortalı olmadan önce doğmuş olmaları. Askerlik öne çeker. Erkek çalışanlar için askerlik süresi, emeklilik yaşı ve prim kazanma süresi açısından önemli bir avantaj sağlar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanma, sigorta giriş tarihini geriye çekebilir. Bu şekilde en az bir yıl önce emekli olmak mümkündür. 10 yıl prim yeterli. Kısmi emeklilik olarak da bilinen yöntemde, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeyenler daha fazla çalışmadan emekli olabilir. Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60'tan başlar. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerlidir. Sonrası için prim ve yıl şartları yükselmektedir. %60 rapor yeterli. Çalışırken iş yapabilme gücünü en az %60 oranında kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. En az 1800 gün prim ödeme şartı gerekmektedir. Vergi indirimi yaş şartını kaldırır. Engelli çalışanlar, en az %40 engellilik oranına sahip olduklarında yaş şartına bakılmaksızın 15 yıl ve 3600 günden başlayarak, işe giriş tarihlerine göre 18 yıl ve 4680 güne kadar süreyle emekli olabilirler. Yıpranma hakkı. Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına kavuşabilmektedir. Anneye prim avantajı. Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan anneler, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor ve bu süre yaş şartından düşülüyor.